gün oturuyordum babamın yanında. Birisi geldi. Dedi ki işte çocuğum huysuz. Bir türlü laf dinletemiyorum. Efendime söyleyeyim çocuğum kendine bir düzen veremiyor. Efendim yani tamam ben çocuğumu terbiye etmeye çalışacağım. Babam dedi ki önce çocuğunu terbiye edeceksin. Çağırıp konuşacaksın. Onunla nasihat edeceksin. İlgileneceksin filan. Onun ötesinde 500 defa salavat-ı şerife oku dedi babam. Bir gün müftülükte babamın odasında oturuyordum. Ben dedim Sünen İbni Vaci'ye yazdığımız bir dönemdi yani böyle uzun oturduğum için. Yarım saat 40 dakika sonra birisi daha geldi. Efendim dedi işte ben hanımla dedi geçinemiyorum bir türlü dedi çok büyük sıkıntılar yaşıyorum şöyle böyle filan devamlı tartışıyoruz şudur budur anlattı. Bana ne tavsiye edersiniz dedi. Babam dedi ki günde 500 defa Allah'ın Resulüne salatu selam olun. Tamam efendim dedi gitti adam. Sonra bir müddet sonra birisi daha geldi. O da işlerinin çok kötü gittiğini söylüyordu. Yani geldi babama dedi ki hocam hiç müşteri gelmiyor, iş yapamıyorum. Kiralarımı çıkarmakta zorlanıyorum. Yani böyle işinin, iş yerinin iyi çalışmadığından falan şikayetli. O babamdan bir tavsiye, bir şey, müftü olarak tavsiye istiyor. Tüccar olarak değil, müteahhit olarak değil, bir patron olarak değil, bir hocaya, bir alime gelip işin zahiri olarak gereklerini zaten onun yerine getirmesi gerekir. Ondan sonrası fazlası için babam döndü dedi ki günde 500 defa Allah'ın Resulüne salatü selam oku dedi. Ben de faraca şahit oldum. Babam birçok konularda kendi halinden, çevresinden, işinden, kardeşinden, anasından, babasından, evladından böyle şikayeti, sıkıntısı olan, komşusundan şikayeti olan, sıkıntısı olan herkese babam günde 500 defa Allah'ın Resulüne salatü selam getirdi. Ben bunu çoğu zaman hele ki tövbe alma, tarikata girme konusunda bizden uzak olan, efendim söyleyeyim daha gelmemiş, gelmesi zaman alacak olan herkese zaten bunu tavsiye ediyorum. Günde 500 defa Allah'ın Resulüne salatu selam okuyun. Bu konuda da hiçbir sınırlama yoktur. Çünkü salavat-ı şerife zikir değildir. Salavat-ı şerife tesbihat değildir. Salavat-ı şerife duadır. Salavat-ı şerife kendinizi Allah'ın Resulüne tanıtmanızdır. Kendinizi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arz etmenizdir. Allah'ın Resulüne selam gönderiyorsunuz. Ve inanın hiçbir ibadet veya hiçbir duanız veya hiçbir zikrinizin kabul olduğundan emin olamazsınız. Ama salavat-ı şerifenin kabulü tereddütsüzdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim bana salatü selam getirirse onun salatü ve selamı bana arz edilir. Bunda hiç tereddüt yok. Yani Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin dediğiniz an bile ki o mutlak surette Allah'ın Resulüne ulaşıyor. Aleyhissalatü vesselam. Bunu inşallah bir gün çok daha geniş anlatırız. Bir de